Ekranların en güzel kadınlarından Burcu Esmersoy ile güzellik yarışmasına katılarak kendisiyle ilk tanıştığımız yıllara uzanıp nostaljik bir sohbetin kapılarını aralamaya hazır mısınız? Bakalım Burcu Esmersoy yıllar öncesine dair kameralarımıza neler anlatmış. Güzel, hanımlı, çekici, sempatik ve her şeyden önemlisi mütevazi. Ekranların en ışıltılı ve en güler yüzlü kadını Burcu Esmersoy'la zamana yolculuk yapmaya hazır mısınız? 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasıyla hayatımıza giren güzeller güzeli Burcu Esmersoy'la o heyecan dolu yıllara geri dönüyoruz. Güzellik yarışmaları ilk bakışta bir gençlik hevesi olarak görülse de bu durum Burcu Esmersoy için pek de geçerli olmamış. Bakın güzel sunucu yarışmaya hangi sebeple katılmış? Ben Miss Turkey'e böyle hani reklam filmlerinde falan oynarım. Biraz işte harçlık kazanırım çünkü üniversitede okuyordum o zaman. İşte hani kendime katkıda bulunurum, ailemin işte bana harcadığı parayı en azından birazcık azaltabilirim falan mantığıyla istemiştim. İşe de yaradı aslında. Yani böyle mankenlik falan aklından geçmiyordu ama modellik tabii ki gönlümde biraz yatıyordu. Çağla Şik elinde yarıştığı aynı yarışmada kendisini çok da aşina olmadığı bir ortamın içinde bulan Burcu Esmersoy, bakın hangi duygular içine girmiş. Hiç bilmediğim bir ortama girmiştim bir kez. Zaten ne bekliyordum ne buldum, yani bir şey beklemediğim için aslında bulduğum şey de çok beni şaşırtmıştı açıkçası. Çünkü yani gerçekten sözüm meclisten dışarı ama böyle yarışmada biz ilk bir eleme 150 kızın olduğu bir güne denk geldim ben. İşte 150 kız olarak seçmişler. O 150'den eliyorlardı takır takır. Ve 50'ye kaldım. Sonra da son 20'ye kaldım bir de üstüne üstüne. Ama bekliyor muydun peki yani kalmayı? Hiç beklemiyordum. Ama mesela şey, yani son 150'de oradayken oradaki kızların tavırlarından falan, son 50'ye kaldığımdaki kız, yani o ekipteki kızların tavırlarından falan, herkesin kendine çok güvendiğini hissettim mesela. Hani Çağla belki ondan bahsediyordur, yani hani biz böyle çok eziktik falan diye. Böyle gerçekten böyle vücut dilimiz falan da ikimizin de hep böyle, belki bakarsanız görürsünüz, omuzlarımız hep böyle kasabonur şekilde. Bu arada başarılı sunucu verdiği bir röportajda yarışmanın en kısa boylu isminin kendisi olduğunu da çekinmeden belirtmeyi ihmal etmemiş. Boy sırasına göre yapıyorlar ve şöyle iki boşa en uzunları koyuyorlar ve böyle buraya doğru azaltarak boyu farkı ve ben en ortadayım, 8 numara ve gerçekten benim olduğum yerde böyle inanılmaz bir iniş vardı sırada. Yani 20 kızı sıraladığın zaman ben böyle yani bayağı ortalarda bir yerde kalıyordum ve şey, sonra sonuna kaldığım zaman da yine en kısası bendim falan. Yani ilk 4 arasında da zaten hani 4. oldum. 4'ün arasında da en kısa benim. Yani şu ben bir 5 santim daha uzun olsam gerçekten dünya sınırlarını falan zorlardım herhalde. Bize göre bu ışıl ışıl güzelliğin karşısında boy uzunluğunun pek bir önemi kalmıyor. Nitekim hanımefendinin şimdiki sözleri, kendisinin de ekranlardaki başarıyı fiziksel özelliklere bağlamadığını kanıtlıyor. Hani ekranda senin de benim de olmamızın ve işimize devam etmemizi sağlayan şeyin böyle güzellik, saçtı, boydu, postu, işte vücuttu falan değil de böyle o yüzündeki enerji ve ışık olduğunu düşünüyorum. 1997 yılındaki güzellik yarışmasının birincisi Çağla Şikel olurken Burcu Esmersoy 4. olmuştu. Peki hanımefendi bu sonuçtan dolayı içten içe bir burukluk yaşadı mı acaba? Yok ya deli misin? Yani ben İlk 4'e kalmak bile böyle acayip bir sevinç ve hiç beklemediğim bir şey olunca, diyorum sana yani 50'ye kalmayı beklemiyorsun, 20'ye kalmayı beklemiyorsun, 10'a kalmayı beklemiyorsun. Öyle olunca ama şöyle bir şey oluyor, 10'a kalınca diyorsun ki ya bir, en azından bir hani taşlardan bir tanesi bana gelsin dediğim bir an olmuştur. Ve 4. olduğunu öğrendiği o büyülü an. 8 numara Burcu Esmersoy. Bakın Burcu Esmersoy o anlarda neler hissetmiş ve yarışma boyunca yüzünden hiç düşmeyen gülümsemesinin sırrı neymiş? İsmim okunduğunda
hiç beklemiyordum. Annemin çığlığını duydum, onu hatırlıyorum böyle çok net. Bak gerçekten salonda böyle şöyle bir şey oluyor zaten. Sahnede olmak çok ilginç bir duygu çünkü ışıklar size doğru dönük olduğu için sizi izleyen kimseyi görmüyorsunuz normalde. Yani ben normalde göz teması kurmayı çok seven bir insan olduğum için böyle kimseyle göz teması kuramamıştım. Çok net hatırlıyorum. Sadece Orhan Gencebay'la göz temasınız vardı. Onlar bana hep böyle gülümsemişlerdi. En ön sırada oturuyorlardı ve bana hep gülümsemişlerdi. Ben de onlara hep çok gülümsemiştim ve böyle yarışmanın en gülümseyen insanıydım da bir de üstüne üstlük ama onların sayesindedir o. Burcu Esmersoy katıldığı yarışmayla o yıllarda büyük cesaret gösterse de şimdi yaptıklarına biraz daha hayretle bakıyor. Utangacım sürekli ve şey bir de yani çünkü yarı çıplağım düşünsene çok komik dünyaların karşısında böyle mayoyla falan ve şey ne cesaret yani bak şimdi mesela bana dediler ki mayoyla televizyona çık yani çok zor bir şey o hangi kafayla yapmışım ve şey bir de danslar falan yani bir de böyle kıyafetlerle. Uzun yıllar boyunca televizyon dünyasının içinde olan hanımefendinin geçen süreç içindeki güzelliği ise baş döndürücü desek hiç de abartmış olmayız doğrusu. Biraz oynadım tabii ki kendimle işte ne yakışır ne yapılır falan. Televizyonda açık renk saçın daha böyle güzel bir ışık verdiğini düşünüyorum. O yüzden biraz fazla bu kadar açık. Şu anda içimden geldi. Hani daha önceden kendime şunu da sor Seyhan demedim. Hiç estetik oldunuz mu o yıllardan bu yıllara? Hani çok bariz bir şey. Yok hayır. Hani burun, yok, kaş hayır. Yok değil mi? Burun yaptırsam böyle olmazdı zaten. Doktor çok kötüydü ya falan. Dişler diyor. Bile kendi dişlerim. Evet aynen öyle. Ve keyifli sohbetimizin sonundayız. Ver Fırına programıyla hafta içi her gün TV8 ekranlarında sizlerle buluşan Burcu Esmersoy'u programın çekimlerine uğurluyor ve host sohbeti için kendisine teşekkür ederek vedalaşıyoruz.